Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendinden karıştırmalı kahve bardağının kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Self-Centering Mug şeklinde. 100 TL'ye almış olduğunuz bir ürün böyle. Normal sağda solda hırdavatçılarda ya da böyle bir tarz bir ürün satan bir yerde bulabilirsiniz. İnternette de 100-120 lira seviyelerinde. Bir bardak. İçerisinde kırmızı rengi aldık. Biz sarısı, mavisi falan renkleri var. Yani yaklaşık 100 TL'lik bir ürün. Şöyle bir bakalım. Ürün nasıl? Şöyle termoslu bir ürün. Şurada ağız kısmında bir termos valve kısmı var. İçerisinde bakın şöyle göstereyim. Bir tane çevirme aparatı var. Burada da çevirme tuşu var. Alt tarafında ise iki tane pil takıyorsunuz buraya. İki tane pili taktığınız takdirde çalışmaya başlıyor zaten. Burada bir kapağı var. Bu kapağı buradan kapatabiliyorsunuz. Bakın bastığınızda şu anda bu şekilde dönüyor. Çok gerekli mi? Değil ama evde böyle değişik teknolojik aletler seviyorsanız da kullanabilirsiniz. Tabii bu kapağın olması güzel bir avantaj. İç kısmı plastik. Ondan dolayı hani sıcak bir şey içerken çok kullanışlı olur mu olmaz mı? Orasını artık siz karar vereceksiniz. Sap kısmı da plastik. Sadece şu dışında bir tane saç var. Görmüş olduğunuz gibi esniyor. İçine bakalım, bir tane kahve dökelim. Bir de o şekilde nasıl karıştırıyor. Şimdi bir tane Nescafe üçü bir aradayla denemesini gerçekleştirelim. Bakalım ürün hakikaten çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Şimdi Nescafe'yi döktük. Benim korkum aslında bu döndürme aparatının altından su kaçar mı, kaçmaz mı? Alt taraftan mı, öyle bir şey yok. Bak çevirince tozlar havaya kalkıyor. Şimdi kaynamış suyu dökelim. Ve şöyle hop. Su az olunca böyle sıçrıyor. Ama su çok olunca. Bakalım. Nasıl güzelce kopurtacak mı? Şu kadar yeterli herhalde. Oo. Bayağı güzel karıştırıyor. Evet arkadaşlar, söylediğimiz gibi yani bizim için memnun edici bir performans. Gayet güzel, kaşığa gerek olmadan ve karıştırıyor. Biraz da böyle köpük bırakıyor. Acaba diğer latte tarzı kahvelerde farklı bir köpük bırakır mı? Şuradaki valve kısmı üstündeki termos kısmı da önemli. Güzel soğumasını engelliyor. Ama dediğim gibi biraz plastik olduğu için hani dezavantajları var tabii ki de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.